birlik beraberlik adına önemli bir iptal oldu. Bütün antrenörler beraber iptalını yaptı. Neler diyeceksiniz? Ben bu derece güzel bir topluluğu bir arada bulmak bizim için onur verici bir olay. Barışma, birlik, beraberlik doğrultusunda 600 kişiye yakın bir grupla oluştuk. Bunun için çok son derece memnunuz. Birlik ve beraberliğimiz şu dakikadan itibaren başlasın. Türk futbolunun buna müthiş ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi her şeyden evvel bugün kaybettiğimiz bir arkadaşımız var. Aldo Anargo. Onu bugün defnettik. Onun üzüntüsü de var içimizde. Ama Ramazan ayının bereketi, dostluğu, kardeşliği, yani insanların birbirine sıcak bakışı, o bir taraftan teselli veriyor. Hayırlı bir günde arkadaşımızı defnettik. Mekanı cennet olsun diyoruz. Onun dışındaki arkadaşlarla beraberiz. İşte en azından böyle bir günleri yılda bir kere de olsun bir iftar yemeğinde beraber olmak, hem büyüklerimizle hem genç arkadaşlarımızla beraber olmak herkesi sevindiriyor. İyi bir buluşma bu. Bu buluşmayı Ankara Şubesi her yıl tekrarlıyor. TÜFAT'ın genelinde, yani 56 şubede de aşağı yukarı bütün şubeler bu gibi etkinlikler yapıyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu da birlik, beraberlik, dostluk, anlayış, sevgi, hepsi kardeşlik içerisinde. Dini bir gereksinmede hem onu kutluyoruz hem onlarla beraber oluyoruz. Gayet hoş geçiyor. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Yani siz nerede bir iftar programı var, nerede motor spor kulübünün bir etkinliği var, caminin bir etkinliği var, oradasınız. Sizleri görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki TÜFAT'ın vermiş olduğu iftar yemeği, mübarek Ramazan içerisinde birlik beraber kardeşimiz bugün de vurgusu yapıldı. Hakikaten önemliydi. Bence bu tür etkinlikte, bu tür iftar yemekleri amatör spor camiasının birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından son derece önem arz etmekte. Tabii birçok insanların, küskünlerin barıştığı, dargınların bir araya gelmiş olduğu bir ortam. Onun için TÜFAT ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de emeklerine sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Klas Spor'un çok değerli gazetecisi, büyüğü ve kurucusu diyelim, Bülent kardeşimizi de artık burada bu etkinliklere görmek istiyoruz. Yani onu da bayağı bir özledik. Onu da yanımızda görmek ve iki asmal etmek istiyoruz. Mesela, buradan da selamlarımı yetmiş olayım kendisine. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle Klas Spor internet sitesi aracılığıyla tüm Ankaralılara, tüm başkentlilere ve tüm ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten bugün güzel bir fotoğraf vardı. Yaklaşık 500-600 civarında Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ankara Şubesi'ne kayıtlı antrenörler bir araya geldiler. Gerçekten Ramazan'ın güzelliğine yakışır bir birliktelik oldu. Hoş sohbetler yapıldı. Hasretler giderildi. Yakında başlayacak olan ligin hazırlıkları gözden geçirildi. Bu birlik ve beraberlikler gerçekten çok anlamlı, çok değerli. Bugün de biz buna şahit etmenin mutluluğunu yaşadık. Size de teşekkür ediyorum. Gerçekten Klas Spor Ankara'daki tüm gelişmeleri, tüm olayları anında takip ediyor. Gerçekten Bülent Atlas gibi çok değerli bir kardeşim bu siteyi yönetirken sizler de alanda çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Şundan eminim ki önümüzdeki günlerde gerçekten Ankara Spor basını adına önemli gelişmelerin ve hareketlilerin olacağı bir döneme gireceğiz. Hep birlikte bu güzel fotoğraflara tekrar şahitlik, tanıklık ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Sağ ol. Ya özellikle tabii bu son zamanlarda ülkede gelişen olaylar, spor camiasındaki gelişen olaylar, bu türlü organizasyonların ihtiyacı olduğuna yönelik bize büyük bir mesajlar veriyor. Normalde biz bu iftar yemeklerini, değişik organizasyonları daha çok katılımcılarla yapmak durumunda kalmamız lazım. Bu Ankara futbolu için, Ankara spor için çok gerekli. Yani demin konuşmamda söylediğim gibi bizim acilen barışa, kardeşliğe, huzura ihtiyacımız var. Yani Ankara'daki tüm spor camiasını bu önümüzdeki günlerde daha çok fazla sık sık bir araya gelerek bunları, bu etkinlikleri biraz daha fazlalaştırmamız lazım. Çünkü temelinde bu işin iletişim oluyor. Yani iletişimin olmadığı yerde birlik beraberlik de olmuyor. Tüm katılımcılarla da aynı sofrayı paylaştığımız için bu mübarek Ramazan ayında çok mutluyuz.
Bunu önümüzdeki senelerde tekrar ettireceğiz. Yani tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Spor camiasının ve ülkemizin de şimdiden Ramazan'ını kutluyorum. TÜFAT Ankara Şubesi olarak ilk iftar yemeğini sanıyorum 2002 yılında yapmıştık. 14 yıldır geleneksel olarak bu iftar yemeğini yapıyoruz. Burada amaç iftar açmak, yemek yemek değil. Bir yıldır görmediğimiz arkadaşlarımızı görmek, birlik beraberlik içinde kaynaşmak, bir hal hatır sormak. Esas amaç bu. İlk iftar yemeklerine daha az kişi katılıyordu. Şimdi yaz ayı, tatil ayı olmasına rağmen bugün 600 kişi katıldı. Ne kadar çok arkadaşımız buraya katılırsa biz o kadar mutlu oluyoruz. Amaç burada sadece iftar yapmak değil, birlik beraberlik içinde olmak. Bir de işin ilginç tarafı, esas acı ve ilginç tarafı, her sene yeni katılımlar oluyor ama aramızdan ayrılanlar da oluyor. Bu sene gördüğümüz bir abimizi, bir arkadaşımızı bir dahaki sene göremiyor biliyoruz. Aldoğan Argon arkadaşımızı bugün kaybettik. Mesela çok üzüntülüyüz. Bu sene iftara gelen arkadaşlarımızdan da bir kısmını bir dahaki sene göremeyeceğiz ihtimal. O nedenle herkesin birbirine karşı daha saygılı, daha özverili, daha toleranslı davranması lazım. Tamam, belirli bir pastayı paylaşmaya çalışıyoruz ama daha böyle iyi niyetli, daha dürüstçe bu işe savaşı vermek lazım. Ve herkes birbirine karşı saygılı olsun. Kimse kimsenin rızkını almaz. Böyle bir günde benimle röportaj yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Teşekkür. İnşallah bu iftar yemekleri geleneksel olarak devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle bu organizasyondan dolayı başta Feridun Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Gerçekten senede böyle iftar yemeklerinde olsun, özel günlerde bütün antrenör camiasının burada toplanması güzel oluyor. Yani tabii herkes yoğun, herkes değişik yerlerde. Böyle topluluklarda da herkes birbirine hasret gideriyor. Güzel bir gece oluyor, güzel bir gün oluyor. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hocam peki Cebeli Spor hakkında geleceksiniz, antrenörlüğünü yapıyorsunuz. Evet. Yine sizden de neler bekliyoruz? Vallahi Cebeli Spor olarak yapılanmanın içerisindeyiz ve devam ediyor. Geçen sezon 5 kategoride hepsinde ya 1 ya 2 olduk. Bir grupta Türkiye Şampiyonası'na gittik. Bu sene daha çok küçük yaş gruplarına önem vereceğiz. Büyük yaş gruplarında da tabii hedefimiz en az 2 grupta Türkiye Şampiyonası'na gidebilmek. Yatırımlarımız bu yönde devam edecek. Pek çok oyuncumuzu şu an birçok takım istiyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Biraz bekleyip göreceğiz. Valla Antrenörler Derneği'nin her yıl düzenlediği bu etkinliğe Ankara dışındaki tüm antrenör arkadaşlar mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyorlar. Bu katılımlardan zaten antrenör arkadaşlar hep bir arada oluyoruz, bir arada görüyoruz. Çok da güzel oluyor. Antrenör Derneği'ni kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sayede bütün antrenör arkadaşların ne iş yaptıklarını, nereyle anlaştıklarını, nereye gideceklerini de bir nebze olsun öğrenmiş bulunuyoruz. Hocam yani. Sizin gibi başarılı teknik direktörün gelecek sezon iyi bir yerlerde görmek istiyoruz. Kendi kariyeriniz adına yeni sezonda neler bekliyoruz? Vallahi şu an teklifleri açız. Bekliyoruz biliyorsunuz. Türkiye'de başarılı da olsanız, başarısız da olsanız belli etkenler olmadığı sürece bir yerlere gidemiyorsunuz yani. Biz de o yüzden şu an için bekliyoruz. İnşallah iyi bir yer olursa da gideceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Vallahi Ramazan ayında iftar gününün bütün antrenör arkadaşlara mübarek olmasını diliyorum. Hepsine yeni sezonda da başarılar diliyorum. Ben de acizane Kazan Spor'la bugün bir görüşme yaptım. Zaten kendi memleketimde. Bunların da bir hedefleri var, amaçları var. Onlara yardımcı olma adına, o hedeflere ulaşma adına iyi bir takım kurarak bu sene Kazan Spor'la çalışmayı kendime hedef koydum. İnşallah Kazan Spor'da istediğimiz yere, istediğimiz hedefe hep birlikte yönetici arkadaşlarla ve ilçedeki insanlarla birlikte ulaştıracağımızı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Başarınız devam ediyor. Sağ olun, çok teşekkürler.